matematiğe alakalı Arapça bir tabir. Bir cemiyette hakiki bir birlik, hakiki bir bütünlük yoksa kesirlerde olduğu gibi işte hani 2'de 1 dersiniz, 10'da 1 olunca rakamın büyümesi iyice küçültür onu, 10'da 1 olur yani. 100'de 1 derseniz daha da zamm-ı cem iyice onu küçültür. Hakiki şey olmazsa bir hani bu mesele neden böyle oluyor? O husus üzerinde duralım. Bir de cemiyette vahidi sayı nasıl olur? Hakiki bir cemiyet, cemaat ruhu nasıl olur, nasıl olmaz? Kısaca bir iki cümleyle onun üzerinde duralım. Herhalde ikinci şıkkı öne almak lazım. Bir cemaatte vahidi sahih dediğimiz hakiki bir birliğin bulunması duyguda, düşüncede, tasavvurda, davranışta, idealde, Ziya Gökalp'ın ifadesiyle mefkûrede tasvip edersiniz veya etmezsiniz. Bu tabiri o atmıştı, öne sürmüştü. Birliğe, bütünlüğe ermiş, bir çizgi üzerinde omuz omuza birleşmiş insanların vahdeti demektir. Hakiki manada Allah bir, kitap bir, peygamber bir, kıble bir, dava bir, düşünce bir. Bu kadar birlerin kendilerini birleştiriciliğine inanmışlar ve bir olmaya Allah'ın inayetiyle muvaffak olmuşlar. Daima vicdanlarında bu birliğin şuurunu duyarlar. Bunun değişik tezahürleri olur. Mesela hepsinin yüksek mefkûresi ve ideali dini mübini İslam'ı ilah etmek. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yoluna girmişlerdir ve dertleri Allah'ın yüce adının dört bir cihanda şehbal açmasıdır. Şehbal açınca ruh-i revani Muhammed'i dediği gibi Yahya Kemal'in, dört bir bucakta şehbal açacak, dünyanın her tarafında minarelerde ruh-i Seyyidül Enam'ın mübarek yadı cemili duyulacak. Herkes bunu düşünecek. Ellerini kaldırdığı zaman herkes Rabbisine yalvarırken dualar bunlar teyplere alınsa şayet ve onların vaziyetleri şayet televizyonlara kaydedilse, kasetlere kaydedilse, düşünceleri bilgisayara aktarılsa, sonra getirilse, karşılaştırılsa bunlar büyük bir ölçüde hepsinin hemen aynı duygu, aynı düşünce etrafında cereyan ettiği sübut bulacak. Hepsinin derdi şu olacak, haritada kaybettiğimiz şeylerin yeniden istirdadı ne zaman ya Rabbi? Ne zaman? Yemeği içmeyi unutmuş. Evladı ihalimizin dini duygu ve dini düşüncelerini emniyet içinde yaşamaları ne zaman ya Rabbi? Birbirine yakın şeyler bulunacaktır. Çarşının benim dini duygu ve düşüncemde beni hızlandıracağı zaman ne zaman ya Rabbi? Kültür yuvalarımızın ilim adına telkin ettikleri şeylerle kara deliklere giden yolları açmalarının sona ermesi ne zaman ya Rabbi? İlim adına her atılan adımla nurani bir helezonda yukarılara doğru kavsiyeler çizerken cennetlere gidecek yolu keşf ve tespit ve o yola sülukumuz ne zaman ya Rabbi? Herkesin dualarını tespit edeceksiniz. Yeryüzünde sahabi gibi bir cemaatin gezeceği an ne zaman ya Rabbi? Kolunda koltuğunun altında mektebe, kitaplar, mektebe giden bir çocuk, ilahi duygularla meşbu mektebe gideceği zaman ne zaman ya Rabbi? Fiziğin nurani alemlere bir menfez olacağı, kimyanın nurlu alemlere bir menfez olacağı, astronominin nurani alemlere bir menfez olacağı, astrofiziğin nurani alemlere bir menfez olacağı alem ne zaman ya Rabbi diyecek. Herkesin sinesinde bu duygu ve bu düşünce varsa ve eller kalktığında ihvani ihvani veya ihveti ihveti dediği zaman umum kardeşlerini mülahaza edebildiği edemediğiyle umum kardeşlerini mülahaza ediyorsa bir vahidi sayı var demektir bu toplumda. Böyle bir toplumun biri ondur en azından. Bazen yüz bile olabilir. Diyor ki dört tane dört hakiki iddia ederse 4444'ü geçtiğine dair çok tarihi vakalar vardır. Dört tane bir omuz omuza verirse 1111 yapar. Bu haddi zatında dört insan demektir. Bunlar dört kafayla düşünürler. 8 tane gözle bakarlar. 8 tane kulakla duyarlar. 4 tane ağızla değerlendirirler ve sonsuzluğa yelken açmış 4 tane Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin
bir bakıma kenzen bilindiği yer kalpleriyle hakikatlerin içine dalar. O hakikatlarda sonsuzluğa yelken açar, dört tane kalple bir hakikat etrafında konsantre olurlar. İşte böyle dört tane orduları geçer. Buna vahid-i sahih diyoruz. Böylelerinin karşısında yenilmeyecek düşman yoktur ve böylelerini yenemeyeceği düşman da yoktur. Söğüdün bağrında tırtıl gibi kanatlanan kelebekler çok kısa zamanda dünyayı dize getirmişlerdir. Bu ne ilktir ne de sondur. O güne kadar defaatle olmuştu. O günden sonra da bugünden de başlayarak defaatle olabilecek bir şeydir. Önemli olan sıhhatli bu cemaati teşkil etmektir. Cemaatte vaidi sahih olmazsa nedir o? Herkesin düşüncesi ayrı, duygusu ayrı. Herkes bir hissin, herkes bir kaprisin, herkes bir kinin, herkes bir nefretin, herkes bir menfaatin, herkes bir şöhretin, herkes bir sevilip sayılmanın, herkes yaptığı hizmette met edilmenin esiri kulu ise şayet, bu kadar mihrap içinde, bu kadar minber içinde insanların yüzlerini tek tarafa çevirmek mümkün değildir. Ve bu ayrı ayrı kıblelere namaz kılanlar, bu ayrı ayrı sözler söyleyenler, sineleri ayrı ayrı şeyler için çarpıp duran kimselerin Cenab-ı Hakk'ın eltafına mazhar olmaları da düşünülemez. Hususıyla hani bizim cemaatimiz, yani inanan insanlar için böyle şeyler bahis mevzu mudur? Herkesi mürakabeye davet etme bakımından bizim için de bir ölçüde bahis mevzudur dememe müsaade edilsin ve herkes kendisini kontrol etsin. Hususi bir kıblem var mı? Halkın teveccühüne, hüsnü zannın verdiği makamlara dil bestemeyiz. Alem bize sen büyük derken bu büyüklük altında kalıp ezilmiş zavallılardan mıyız? Nefsim gibi, men gibi. Herkes nefsini bu mevzuda bir kontrol etsin, kemter nefsine bir baksın. Müminler hakiki sahih, vahidi sahih olma mevkiine yükseldiklerinden dolayı onlar da hakikaten birileri bin olacak, bazen yüz bin olacaktır. Rabbim kalplerin telif işini kendi eline almıştır. Onu kimseye vermedim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yana yakıla istemiştir birkaç şey. İstedikleri şeylerden bir tanesi, tenkil olmak üzere, tamamen kökten kazmak üzere ümmetimi yabancılarla ezdirme demiştir. Rabbim onu kabul ediyorum demiştir. Şu demiştir, onu kabul ediyorum, ümmetimin arasına iftira katma demiştir, o kabul edilmemiştir. İnsanların iradelerine, insanlık duygu ve düşüncesi içinde yükselmelerine, iradeye ait bir vazife olarak tamamen insanlara bırakılmıştır. Kalplerin telifi onun elindedir ve onu sarih ayetiyle ifade buyuruyor. يَا اَيُّهَا النَّب۪ي حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبْعَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Sonra da diyor ki: "Lev enfakte ma fil ardı cemian ma allafte beyne kulubihim." Eğer sen yeryüzünde bulunan her şeyi infak etseydin kalpleri telif için, ruhları bütünleştirmek için buna muvaffak olamazdın. Velakinallah allafe beynehum. Allah'tır ki onların kalplerini telif etti. Onun için telif adına gerekli olan şeyleri yapalım. Bize düşeni yapalım. Sonra da dönelim dua dua Allah'a yalvaralım. Ve ona diyelim ki şu anda bizim her şeyden daha ziyade telife ihtiyacımız var. Karşımızda mütedahil daireler halinde bizi yok etmek ve silmek için tehacun vaziyetinde bir sürü düşmanlar karşısında küçük düşünce ve küçük mülahazaların altında kalıp ezilmememiz gerekmesine rağmen çok küçük hesapların mağlubu olarak, çok küçük hesaplar altında kalıp ezilerek vahdetimizi bozuyoruz. Ey vahdeti temin eden, temin etme sözünü veren, ben ancak temin edebilirim diyen, bu işi başka temin eden bilmediğimiz için aczımız, fakrımız ve fıtratımızdaki iftiraka bütün temayüllerimiz, bütün bunları huzur-u kibriyanda ishar ederek diyoruz ki, biz zayıfları bir araya getir, senin davanı ikame etme istikametinde bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Eğer burada bu ordu iftiraka düşer, nazlanır bazıları kenara çekilir, kendilerinden düşen şeyi eda edemezlerse şayet, şu ana kadar olduğu gibi yeryüzünde senin adın anılmayacaktır. Şu ana kadar belli bir noktaya geldi.
Rabbin büyük lütuflarını gördük, büyük lütuflarına mazhar olduk. Büyük bir teselli ve ümit kaynağımız, bu kadar bu iş çimlendikten sonra adeti ilahi içinde şimdiye kadar yok olmaması merkezindedir. Ama bizim iç değişmemiz, kendi içimizde bozulmamız, bozgunluğa uğramamız, harici bozgunluğun esasını, nüvesini teşkil edecektir. Arkadaşlarımız, her bir arkadaşımız bunu düşünmeli, bundan ürpermeli ve tir tir titremelidir. Bizim Rabbimize karşı geleceği aydınlatması istikametinde bir dua dilimiz vardır, o da vahdetimizdir. Dua eden bir dilimiz var ki o da vahdetimizdir. Vahdetle Allah karşısına çıkılırsa şayet Cenab-ı Hak o duaya icabette bulunacaktır. Dağılmış, perişan, derbeder, sergerdan insanların bu istikametteki dualarına cevabı sevap verilmeyeceği sizde bir burkuntu, bir inkisar yapsa bile arz etmeme müsaade ediniz. Ey nefsi nadan, ey nefsi bihuş! Ders alsan ne hoş ama heyhat, heyhat. İslam adına ne büyük talihsizlik, bizim adımıza da ne büyük talihlilik. Nefsim adına o bizi bulduğundan dolayı talihsiz. Liyakatsızlığımıza rağmen nefis cümleden etna. O vesayası altında bizi topladığından dolayı bu ne talihlilik. Bilmem ki bir bilmece olan bu hususu nasıl telif edecek, nasıl değerlendirecek. Kaprisler dediğimiz önümüzü kesmiş o şeytanı nasıl aşacağız?